Ben size anlatayım hikayeyi. Bir gün TDC'de Danimarka Telekom'dayım. Oturuyorum, takılıyorum böyle. Rastgele Microsoft'un web sitesinde alakasız bir pozisyona başvurmuştum Microsoft Danimarka için. Abi telefonum çaldı. Orada telefon bilgilerini veriyorsunuz ya. Çete telefonum çaldı. İyi günler dedi. Ben dedi işte Microsoft'tan dedi. Merhaba dedim. Bize bir rol için başvurmuşsunuz dedi. Evet dedim. Teşekkür ederim. Evet doğrudur. Müsaitsen dedi 2 dakika konuşacağım. Tabii dedim buyurun. Şimdi şöyle bir şey var Can dedi. Biz dedi bu rol için seni düşünmedik dedi. Başka birini tercih ettik. Tamam. Ama ilgilenirsen dedi başka bir rolümüz var. Sana onu önermek istiyoruz dedi. Hayda. Dedim tamam bakayım. Attılar abi ondan sonra o şeyi. Hoşuma gitti benim. Fena değildi yani pozisyon olarak. Başvurdum. Ona bir daha başvurmamı istiyor hani sisteme kayıt olmak için. Başvurusunu yaptım. Başvurusunu yaptıktan sonra işte mülakatlar var. Çağırıyorlar falan. Mesela bu filmlerde falan görüyorsunuzdur. Hani böyle millet anlatıyor. İnternette de görürsünüz. Özellikle yazılımcı arkadaşlara söylüyorum. İşte Google'da mülakatta sorulan 10 soru. Microsoft'ta mülakatta sorulan 10 soru. Adama bir soru soruyorlar. İnanılmaz. Bu LinkedIn'de falan böyle elinde mochaccino, frappuccino, fettuccino içen adamlar var ya. Onlar söylüyor sürekli böyle. Süper bir tane mülakat sorusu falan diye, tamam mı? Yok oğlum öyle bir şey. Amerika'da oğlum o. Dünyanın geri kalanında bak ben Amazon'da da mülakata girdim. Google'la da girdim. Microsoft'la da girdim. Hiçbirinde yok. Soru moru da gelmiyor. Microsoft dedi ki kardeş dedi sana 10 dakika teknik, 10 dakikada normal bir konuşma mülakat süresi, satış tarzı. Hani kendini anlatıp üst seviye yöneticilere prezentasyon yapacaksın. 10 dakikada teknik bir konu anlat. İstediğin bir konuyu anlat. Ne anlatırsan okeyiz. Okey. Çıktım abi ben. Remote yapıyorlar zaten uzaktan. 10 dakika gittim kendi kafama göre Azure'da çalışan bir tane güvenlik şeysini seçtim. Onu yaptım. 1 saatti bu. 15. dakikasında tamam bu kadar yeter dediler. Hemen dediler şeye geç. Üst seviye yöneticilere anlatır gibi anlatma bölümüne geç dediler. Tamam dedim, ona da anlatmaya başladım abi. 10. dakikasında da onda da tamam dediler abi. Bitti bu kadar yeter dediler. Peki dedim. Sonra sohbet etmeye başladık. Demem o ki sevgili dostlar. Size bir iş bulunacaksa siz yeterince iyiyseniz o işe alım sürecinde çalışan kişiler sizi buluyorlar bir şekilde. Yok ismini yazmadın diye sana ulaşamıyorlar. Arayan değil, aranan olmak önemli. Siz aranan olduktan sonra o LinkedIn'e ne yazdığınızın bir önemi yok. Hani kişisel bilgilerde ne detay koyduğunuzun bir önemi yok. Hangi şirketlerde çalıştığınız, neleri yapabildiğiniz, neleri bildiğiniz bilmem neyi falan filan. Koyun oraya abi. Onlar sizi bulur. Bu bir. Bunu cebe koyduk. Ondan sonra dostlar ben konuştum ettim falan. Bunlar beğenmişler. Bana şeyle geldiler. Dediler ki böyle böyle bir principal rolü var. Onunla değerlendireceğiz seni. Tamam dedim olur. Grade vardır arkadaşlar. Seviye şirketlerde maaşınız bu seviyelere göre ödenir. Ne kadar maaş alacağınız ve kıdeminiz bu seviyeye göre ödenir. Eğer yeni bir işe girecekseniz developer'sınız, tamam mı? Level 1 developer, level 2 developer, level 3 developer, senior developer. Senior developer'ın level 1'i, level 2 senior, level 3 senior manager. Böyle gider yani İK listesi. Adamlar bana level 1'in principal consultant, yani normal bir consultant var level 1, level 2, level 3. Ondan sonra principal consultant var yani iyi seviye senior'ın üstü. Level 1'den verdiler. Level 1 principal consultant. Bu müdüre denk normal şartlarda. Ama ben level 1'in alacağı maaşı biliyorum. Ondan sonra da gittim abi Glassdoor diye bir yer var. Glassdoor diye bir tane web sitesi var. Camdan kapının İngilizcesi. Cam kapı. Giriyorsun oraya. Hangi şirkette o pozisyonda ne kadar maaş alınıyor görebiliyorsun dostlar. Giriyorsunuz. Şirketi yazıyorsunuz. Principal consultant diyorsunuz. Tak diye kaç para maaş aldığı Amerika'da, Danimarka'da, İngiltere'de, Türkiye'de hepsinin kaç para maaş aldığı ortalama şak diye çıkıyor. Çünkü çalışanlar gidip oraya koyuyorlar bu bilgileri. Neyse ondan sonra dostlar ben gittim baktım, incelediğim zaman benim kendi bilgi birikimimle, deneyimimle, incelediğim verilerle bu adamların bana önerdiği paralar arasında seviye olarak fark olduğunu gördüm dostlar. Baktım böyle hoşuma gitmedi. Yani bunlar işte level 1'den, principal level 1'den geliyorlar. Ben kendime bakıyorum, işte Glassdoor'dan araştırıyorum, Microsoft'ta çalışan, Danimarka'da çalışan arkadaşlarım var, onlara soruyorum, bilmem ne yapıyorum. Onların söylediklerini beğenmiyorum yani. Orası olmaz. Bakıyorum adamın bilgi birikimine. O adam level 1 ise benim level 2 olmam lazım. Bana bu HR'cı telefon açtı. Dedi ki kardeş dedi sen dedi level 1 principal consultant vereceğiz dedi. Ben dedim bu assessment'ın yani bu değerlendirmenin adil ve doğru yapıldığını düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Teklifinizi reddediyorum dedim. Ben teklifi reddedince böyle bir sebeple kadına kalbine indi. Hayatında duymamış ki. Duymamış oğlum. Niye Microsoft'u reddeder bir insan diyor, tamam mı? Neden böyle bir şey yapılıyor diyor. Tamam dedi Can dedi. Ben o
zaman çalışayım dedi. Bir daha bir bakayım döneyim sana dedi. Peki dedim, siz bilirsiniz. Abi döndü. Can dedi, principal level 2 yapacağız seni dedi. Ama dedi maaş bu kadar. X bir sayı. Oğlum bu sefer de maaş istediğim gibi gelmedi. Ben dedim ki yok dedim, teşekkür ederim. Bu sefer de tamam grade doğru ama maaş beni tatmin etmiyor. Ama o zaman dedi işte dedi bu işte benefitlerimiz var. Şunu vereceğiz, bunu vereceğiz falan. Yok dedim, teşekkür ederim. Ya tamam, olmak zorunda değil. Yani bu sefer o olmasını istemiyorum yani. Gerek yok. Başka bir sefer başka bir rolde görüşürüz yani dedim. İlla burada olmak zorunda değil. Tamam dedi, gittik kadın. Ben de artık eminim yani, tamam mı? Bitti. Gelmezler artık diyorum. Tüh ulan diyorum falan. Karalar bağlıyorum. Acaba kabul mü etseydik falan. Saçma sapan kafalardayım. Bakın arkadaşlar, her zaman şirkete girerken masada kazanın. Çünkü bir daha artmayacak o. Veya çok zor artacak. Sakın ha işverenin size söylediği iki cümleye asla inanmayın. Birincisi, maaşınızı ileride regüle ederiz, düzenleriz. Hayatta yapmazlar. İkincisi, bizde ödüle dayalı bir maaş sistemi vardır. Ödülleriniz ve primleriniz tam zamanında yatar. Hayatta yapmazlar. Normal İstanbul, Türkiye'deki frappuccino, mochaccino, cappuccino ortamlarında hayatta yapmazlar arkadaşlar. Bunu hayatta unutmayın. Ben dedim ki ulan kaçırdık be. Gitti. Yazık oldu be. Falan filan diye böyle. Üzüldüm tabii, tamam mı? Abi benim telefonum çaldı 3 gün sonra. Microsoft'tan arıyorlar. Aa dedim. Nasıl yani? Dedi şimdi şöyle bir durum var. Seni bu rollere yerleştiremedik ama bir tane ekibimiz var bizim. Cyber diye. Bu ekip işte tüm Avrupa'da bir incident olduğu zaman, yani bir şirket hacklendiği zaman ilk müdahaleyi bu ekip yapıyor. Ama tüm Avrupa için. Oha falan dedim böyle. Böyle bir rol. İlgilenir misin? Dedim sen manyak mısın? İlgilenmez miyim? Hem de dedi bu dedi level 3 principal. Ekip 40 kişi abi. Ekibin yöneticisi de bir Türk. Kısmete bak. Dubai'de bir Türk. Abiyle telefonda konuştum. Abi direkt şey dedi. Can seni alıyoruz dedi. Ben dedim abi geliyorum. Alıyorsanız ben geliyorum yani. Böyle güzel bir rol olabilir mi? Müthiş bir şans ya. Neyse. Oğlum mükemmel bir şey. Ve ekibin olayı şu. Hot shots. Yani böyle şeyler vardır. Belki bir duymuşsunuzdur. Büyük orman yangınlarında Amerika'da yangın o kadar büyük olur ki wildfire deniyor bu yangınlara. Oraya herhangi bir itfaiye aracıyla bilmem neyle müdahale etmek mümkün değildir. O tarz konvansiyonel etkili tool'lar yoktur ortamda. Onun için hot shots denilen adamlar bırakılır o yangının orta yerine. Onlar böyle baltayla, toprakla bilmem neyle yangını kontrol altına alırlar. Tüm global dünyadaki Microsoft içerisinde bu ekibe hot shots deniyor. Komando gibi. Düşünebiliyor musun yani? Ekipteki karizmaya bak. Hepsi principal consultant ve arkitekt herifler. Yani yarma bir ekip. Gittim abi. Ekiple tanıştım falan. İşte bir Frankfurt'a gittik. Frankfurt'ta beraber çalışıyoruz falan. Ekip harika. Oğlum dedim bu kadar. Yani böyle bordo bereli hesabı takılıyoruz. Efsane bir ekip. Peki dedim biz ne yapacağız security olarak? Ben düşünüyorum ki böyle oha yani. Olay incident management'ın dibine vurmuşuz yani. Böyle gideceğiz oraya. Server kurup indireceğiz adamları aşağı. Hackerlar gelecek. Biz karşıdan dolaşacağız. Allah Allah falan diye. Yardıracağız falan zannediyorum. Abi işte biz şey yapıyoruz dediler. Privilege Access Workstation yapıyoruz. Efendim? Privilege Access Workstation yapıyoruz abi dediler. Ulan dedim o ne? Privilege Access Workstation abi. Arkadaşlar, Privilege Access Workstation dediğin ne biliyor musunuz? Active Directory, yani şirketin bütün serverları yönetilsin diye bir tane özel laptop yaparsın. Düz bir tane laptop yaparsın. O laptopa gündelik hiçbir iş yapmazsın. Sadece admin account'uyla, admin hesabıyla girersin. Şirketin serverlarını yönetecek olan işlemleri yaparsın ve kapatırsın. Bu kadar. Sadece bu iş için kurulan bir laptop. Abi bana anlattılar hotshot. Billable olan bütün satışlarda kullandıkları, bütün bu adamların saatlerini adam gün olarak sattıkları hizmet bu. Laptop kuruyorlar sadece. Dedim abi ne yapıyoruz abi? Dedim bunları niye yapıyoruz abi? Ben dedim security'ciyim ben ya dedim. Bir şeyler yapayım abi ben security. Dediler security mekürü yok. Bu. Privileges workstation. Kuracaksın bunu. Peki dedim abi açayım dedim şeyi. Prosesi var bunun. Nasıl kurulacağını adım adım anlatıyor. Prosesin ilk cümlesi de biliyor musun? İmajı download edip CD'ye yazın. Ne? Download edip CD'ye yazınla başlıyor. Kasetle yapsaydık bari. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya dedim abi ben bu işi sevmiyorum yani. Bununla uğraşamam ben. Ben bunu yapmak istemiyorum. Bizim başka yapacağımız bir şey yok mu? Threat modeling var ister misin dedi. Dedim efsane. Threat modeling ne biliyor musunuz dostlar? Bir şirketin bütün varlıklarını inceliyorsunuz. Tüm serverlarını, sistemlerini. Ondan sonra buna gelebilecek saldırı yüzeylerini tespit ediyorsunuz. Ve nerelerden hackerlar saldırabilir buraya? Bunu modelliyorsunuz. Yazılımda, donanımda, kurulumda, sistem proseslerinde nerede çalışıyor? Bunları çiziyorsunuz abi. Muhteşem zevkli bir şey. Harika ya. Muhteşem bir iş. Abi dedim müthişsin. Tamam dedim ben threat modeling yaparım. Harika. Tamamdır. Can hemen dedi şu İtalyan adamla bir iletişime geç. Onunla bir konuş. Tamam abi dedim. Abi geçti mi adamla iletişime?
süper anlattı. Bak dedi böyle bir tool yapıyoruz bilmem ne. Ben bu tool'u yaptım. Tüm Microsoft kullanıyor. Amerika'da kullanıyor. Harika. Sen buna bir çalış. Ondan sonra beraber ilerleriz. Bu 40 kişilik ekibin içinde bu adamda. Ay dedim harika. Ben döndüm. Yöneticim olan abi dedim ki abi dedim ben dedim bu threat modeling'e bayıldım. Aynen devam ediyorum o zaman dedim. Yardırıyorum buradan. Şekil süper. Tam dedi Privileged Access Workstation'da ne durumdasın dedi. Abi bırakmadık mı onu ya dedim. Yo dedi o devam ediyor dedi. Abi ama şimdiden threat modeling falan. Kardeşim dedi threat modeling satamıyoruz ki zaten dedi. Ben gidiyorum böyle. Böyle soldan gelmeye başladı bana tamam mı? Abi dedim ben niye o zaman threat modeling kastırıyorum bana? İşte tamam onu öğren. Onu yaparsın. Diğerini de yap dedi. Abi bak anlamıyorsun sen beni dedim. Ben CD yazmaktan kurtulmaya çalışıyorum dedim. Diyor ki sevgili kardeşim dedi. Bizim dedi satabildiğimiz servis o. Microsoft olarak piyasaya satabildiğimiz servis o. Başka diğer servislerimizi satamıyoruz henüz. O yüzden ya o laptopu yapacaksın ya yapacaksın. Başka şansın yok. Abi dedim peki bir şey soracağım. Ben dedim o zaman dedim bu servisleri hani satışına yardım edeyim hani içeride başka bir rol alayım bizim servislerin satışına yardım edeyim o zaman arkitekt olacaksın o zaman da dedi bizle çalışalım abi dedim sen beni kovacaksın elinde sonunda bu oraya gidiyor sen beni kovacaksın anlaşılan o oluyor yani çünkü ben senin benden istediğin işi yapmayı istemiyorum sen bana mecburen elin kolun bağlı o yüzden dedim sen de beni bana bir işi yaptırmaya çalışıyorsun nihayetinde bu iş patlayacak bir yerde yok can bir şey olmaz falan dedi Allah var yukarıda sağ olsun efsane bir adamdır kendisi benim hayatım gördüğüm en iyi yöneticilerden biri. Mükemmel derecede destek oldu bana. En zor zamanlarımda. O anlamda da çok yardımcı oldu. Ve adam işten falan çıkarmadı beni yani. Çünkü hep böyle korudu kolladı. Hani laf etmesinler bilmem ne. Ama abi ben şimdi yapabileceğim güzel bir iş yapmaya bulmaya çalışıyorum. Security ile alakalı. Ama bir türlü iş bulamıyorum arkadaşlar. Yapacak bir iş yok. En sonunda dönüp dolaşıp CD'yi yazacağım yani. Baktım olacak gibi değil sevgili dostlar. Ne yapayım diye düşünüyorum. Dedim en iyisi ben başka bir iş bakayım. Ama bir yandan da işi seviyorum. Zaten yöneticim de demiş ki sana bir zarar gelmez. Rahat ol. Ben halledeceğim. Arkandayım. Bir şekilde sıkıntı yapmazsın. Ara bakın. Bir şeyler bul. Destekleyelim seni. Abi Ağustos ayı mıydı neydi? Bir çıktı abi. Dostlar dedi. Ben dedi önümüzdeki Eylül ayı Ekim ayı sonunda dedi. Bu ekibin yöneticiliğini bırakıyorum. Başka bir ekibin yöneticiliğine gideceğim. Bu sefer kesin CD yazdıracaklar bana dedim. Kesin CD kilitleyecekler. Aha dedim ayvayı yedik. Oğlum can. Senin buradan kaçma vaktin geldi. Yoksa CD'yi sana sok. Abi dedim hani arkamdaydın? Arkamdayım Eylül'ün sonuna kadar. Bu arada hala görüşüyoruz. Buradan da selam olsun izliyorsa. Candır yani. Abi dedim o zaman ben kaçar. Sen bilirsin cancım dedi. Çünkü ben arkanda duramayacağım artık dedi. Tamam mı? Haklısın abi dedim. Çünkü o adam gidecek. Yeni bir tanesi gelecek. Kesin o yeni gelen diyecek ki sen kaç saat iş yaptın? Kaç saatlik para kazandırdın bu şirkete diyecek. Kaç tane CD yazdırdın diyecek. Ondan sonra kaçacağız. Yani o iş olmaz. Kovacak herifler bizi. Onunla uğraşamam yani. Dedim ki dostlar bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yapımda ve yayında emeği geçen herkes adına çok teşekkür ediyorum dedim ve ayrıldım arkadaşlar. Gittim bir tane iş buldum. İş bulur bulmaz da istifamı verdim. Zaten işte o yöneticim olan abiyle görüşürken de hani abi dedim böyle böyle ben zaten gidiyorum. Tamam dedi zaten biliyorduk bekliyorduk dedi. Sıkıntı yok. Ondan sonra ayrıldıktan sonra ben mesela birçok kez Microsoft'la yine iş görüşmesi noktalarına geldim. Hepsinde bana referans oldu. İyi referans oldu. Gittiği yöneticiyle konuştu. Destek verdi. Halen daha görüşürüz. Dünya tatlısı bir yönetici dediğim gibi. Ama arkadaşlar Microsoft'un bir security firması olmadığını, siber güvenlik firması olmadığını öğrendim. Yani adamların bordo berelileri Privileged Access Workstation yaptırıyorlardı o zamanlar. Ama o zamanlar tabii şimdiki güzel ürünler de yok. Şimdi çok daha farklı ama dedim ki bu şey değil. Peki bu kıssadan hisse nedir arkadaşlar? Bu kıssadan hisse şudur. Bir işe girerken daima şartları, kapsamı ve sizden bekleneni, neyi yaptığınızda başarılı, neyi yaptığınızda başarısız sayılacağınızı mutlaka çok iyi anlayın, anlattırın. 2. Çalıştığınız firmada kazanmak istediğiniz maaşın daha işe girmeden garanti etmeye bakın. Maaş masada daha oturduğunuz ilk anda kazanmaya çalışın. Çünkü daha sonradan iyileştirme bilmem ne, regülasyon, zart zur, prim, zam yaparız. Hepsi yalan. 3. Kendinizi kişisel olarak geliştirebilecek ve sıkıştığınız zamanlarda şirket içindeki alternatif rollere nereye gidebileceğinizi böyle bir imkanın olup olmadığını doğru bir şekilde açıklattırın. Ondan emin olun arkadaşlar. Yok.
yoksa, bu üçünü yapmazsanız o işten ileride patlıyorsunuz. Bunu niye anlattım? Bunu koyun cebinize. Yarın öbür gün ilk işinize girerken her zaman bunlar orada da uygulanabilir. Bilmeniz gereken şeyler. Arkadaşlar, staja girerken bile şartlarınızı, kendinizi ve şirkette katma değer sağladığınız noktaların ne olacağını, neyle başarılı olacağınızı, neyi yaptığınızda kendinizi iyi hissedip hissetmeyeceğinizi mutlaka iletin. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Can Kaçar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi eyvallah. Abone olun oğlum.